Merhaba sevgili hanımlar, Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve çok kolay, aynı zamanda lezzetli bir tatlı tarifim olacak. Haydi başlayalım. Tatlımız için tenceremize 1 litre su koyuyoruz. Ve 500 gram şeker. İsterseniz şeker miktarını 750 gram olarak da ayarlayabilirsiniz. Çok şekerli tatlılardan hoşlananlar 750 gram yapsınlar. Biraz daha hafif tatlılardan hoşlananlar ise 500 gram yapsınlar. Şimdi şekerimizin bir güzel erimesini bekliyoruz. Karışımımız kaynamaya başlayınca şeker eriyip su fokurdadığında bu marketlerde herkesin bildiği Kemal Paşa olur, peynir tatlısı olur. Bu tatlıyı içine ilave edeceğiz. Daha sonra sizlerle bu tatlımızın arasına koymak için bir krema hazırlayacağız. Bu tatlı gerçekten sunumuyla çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Sevgili hanımlar, şerbetimiz kaynıyor. Artık tatlıları eklemenin zamanı geldi. Tatlıları ekledik. Şimdi ocağın altını orta ateş kıvamına getiriyoruz ve 15 dakika boyunca şerbetli bir hal alana kadar bunu pişiriyoruz. 15 dakika boyunca orta ateşte kalmasına lütfen özen gösterelim. Tatlımız şerbetini çektikten sonra bunu alacağız, soğumaya bırakacağız ve o sırada sizinle kremasını hazırlayacağız. Hanımlar, ben 15 dakikadan önce kapattım bu sefer çünkü ocağımın hızı biraz fazla geldi galiba, daha çabuk şişti. Sizler de durumuna bakıp şerbet kıvamını alınca kapatabilirsiniz. Şimdi bunları bir kaba alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hanımlar, tatlılarımız bir köşede soğurken biz sizinle kremamızı yapacağız. Tatlılarınızı tencerede soğutmayın. İçindeki şerbeti iyice çeker ve parçalanır. Bütünlüğü bozulur. O yüzden lütfen tatlılarınızı bir kaba alın ve orada soğumaya bırakın. Şimdi kremamızı yapacağız. Bir çiğ krema aldım. İçerisine istediğiniz miktarda şeker katabilirsiniz. Ben tadına baka baka şeker eklemeyi düşünüyorum. Bir tane çırpıcım var. 3 dakika boyunca bununla çırpacağım. Eğer el mikseriyle çırpacaksanız o zaman 10 dakika çırpmanız gerekiyor. Haydi başlayalım. Tadını çok baymaması açısından sadece 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum ben. Siz yine dediğim gibi tadına bakarak ara ara kontroller ederek kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çırpıyoruz. Kremamı 3 dakika boyunca çırptım hanımlar. Gördüğünüz gibi puf puf bir kremam oldu. Şimdi lezzetine baktım. Şekeri bana göre gayet güzel. Siz dediğim gibi şeker kıvamını yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu kremamızı bir poşete dolduracağız, ucunu deleceğiz ve soğuyan tatlılarımızı ikiye bölüp aralarına bunu yerleştireceğiz. Hanımlar, ben kremayı bir poşete dolduruyorum, ucunu deliyorum ve o şekilde süs veriyorum. Diğer o tür malzemeleri almaya hiç gerek kalmıyor. Şimdi kremamızı poşete dolduralım. Şimdi poşetime kremayı doldurdum. Şu ucunu kesiyorum. Ve buradan içlerine dolduracağım. Hanımlar, tatlımızı aldık. İçine kremayı doldurma şeklini gösteriyorum. Bakın, tatlımızı yarısına kadar kesiyorum. Hepsini kesmiyorum. Poşetimi aldım, krema poşetimi. Kestiğim kısımdan ağzını açtım. Ve içine kremasını dolduruyorum. Çok fazla koymayın. Zaten ağzı kapanınca o onu öne itecektir. Bu
bir şekilde sunumlar yapacağız. Şimdi ben diğerlerini dolduruyorum. En son sunumda görüşürüz. Hanımlar, üzerlerine Hindistan cevizi tozu döktüm. Tatlım servise hazır. Mutlaka soğuk servis ediniz. Mutlaka buzdolabında saklayınız. Umarım misafirlerinizle afiyetle yersiniz. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.